Herkese merhabalar. Ben İlker Şimşekcan. Aralık Meg'in sunduğu yeni bir podcast'te yine sizlerle birlikteyiz. Bu arada yayınımıza başlamadan önce yeni yılınızı en içten dileklerimle kutladığımı belirtmek istedim. Merhaba, ben Oğuzhan Kalilioğlu. Yeni yılınız kutlu olsun. Umarım 2020 güzel bir başlangıç olmuştur hepimiz için ve öyle devam eder diye umut ediyorum. Bu hafta sizlere neden fotoğraf çekiyoruz konu başlığını incelemek istedik. Bununla ilgili fotoğraf kuramları ile ilgili kitaplardan notlar çıkardık. Ana iskeletimizi bu cümleler oluşturacak. Dilerseniz yayınımıza başlayalım. İlk olarak Suzan Sontag'ın fotoğrafçılık üzerine kitabından, deneme kitabından insan önem verdiği şeylerin fotoğrafını çeker cümlesiyle başlayabiliriz. Buyur olsun. Evet, bana burada aslında önem verdiği şeylerden kastettiği ailemiz, akrabalarımız, yakın arkadaşlarımız, o an içinde bulunduğumuz an, güzel mutlu bir an olabilir diye düşünüyorum ben. Ya da bir evcil hayvanımız olabilir. Günlük hayatımızda ben böyle düşündüğümde sanki daha çok bu tarz şeyleri çekiyormuşuz gibi geliyor bana. Ve sanki biraz buna değinmiş Suzan Sontag. Yani insan geçmişten bir hafıza bırakmak istiyorsa, bir kayıt bırakmak istiyorsa muhakkak bunu pozitif hissettiği açılarda bırakacaktır. Örneğin mutlu olduğu bir an, ailesiyle başarı elde ettiği bir an, çocuğunun doğduğu anlar, bunlar hep gelecekte bakarak evet böyle bir zamanda gerçekten ben mutluydum cümlesini kurduracak kayıtlar bırakıyor. Fakat tabi bunun tam tersini düşünecek olursak aileden birisinin cenazesi veya aile içi herhangi bir kavgayı konu almıyor. Sen de farkındaysan. Evet, ya şöyle bir baktığımızda mesela herkesin bir mezuniyet dönemi bir fotoğrafı vardır. Bir sünnet fotoğrafı vardır mesela. Aslında benzer şeyleri çekiyormuşuz gibi geliyor. Ve benzer dönemlerde hep benzer fotoğraflar işte evde salonda bir çerçeve içerisinde bulunur. Fakat bu tezi çürütecek bir istisnayla karşılaştım son zamanlarda. Bursa Fotoğraf Festivali'nde hatta ilk sunumu yapan kişi sevgili Dora Günel'le tanıştık. Kendisinin sunumu o kadar etkileyiciydi ki eve döndüğümde kendisini araştırmak istedim. Ve araştırmalarım sonrası Yaşam, Alzheimer ve Ölüm başlıklı bir fotoğraf serisine denk geldim. Bu seri tabii kafamda böyle inanılmaz vurucu bir şekilde yer aldı ve festivalin son gününde Dora Bey'le yan yana geldik. Dora Bey'e kendisine bu serisinden bahsettiğimde, hatta cesaret dolu bir seri olduğunu söylediğimde kendisi evet herkes bunu söylüyor dedi ve belki de orada şunu söyledi, yani evet ben bu konuyu bir şekilde kayıt altına aldım fakat bu konu yaşanırken konuya biraz dışarıdan seyirci olarak baktım gibi bir hissiyata kapıldım ben. Yani Dora Bey aslında belgesel fotoğrafçılığıyla ilgileniyor diye biliyorum İlker. Burada da kendi annesini çok farklı bir açıdan bakarak belgesel fotoğrafçılığına bir katkı sağlamış gibi. Ya tabii burada çıkış yaptığı nokta annesinin ölümü. Annesinin Alzheimer'la yaşadığı o zor süreç. Fakat buna birey o kadar da dışarıdan bakamaz tabii. Yani buna bakabilmek için belki de belgesel fotoğrafçılık dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yani orada dışarıdan bakabiliyor. Evet, doğru diyorsun. Yani kendisini de ilerleyen zamanlarda podcast'te yayın almayı çok isteriz. Evet, kesinlikle. Bize katacağı inanılmaz önemli şeyler olduğuna inandığım bir fotoğrafçıdır. Sonrasında başka bir cümleyle devam edelim. Baudelaire fotoğrafçılıkla ilgili şöyle bir cümlesi var. Kabaca anlatacak olursam, yeteneği sınırlı ya da diyor kendisini geliştirecek çabayı göstermemiş tembel ressamlardır diyor fotoğrafçılar. Yani burada tabii fotoğrafın anlık görüntüyü saniyenin yani çok kısa bir zaman diliminde dondurmasıyla birlikte diğer realist kareler meydana geliyor. Yani burada aslında ben klasik bir soruya değinmek istiyorum. Bu fotoğraf bir sanat mıdır
sorusu aslında benim aklıma geliyor. Bence biraz buradan bahsetmiş gibi. Yani fotoğraf sanat mıdır konusu zaten yıllardır süren bir başlık. Fakat buna en güzel büyük üstad Ara Güler kesinlikle sanat olmadığı yönde cümlesiyle yön vermiştir. Yani şöyle düşünebiliriz. Kişisel yeteneklerinizi ortaya koyuyorsunuz ama bunun en tabanında yine resim var. Resimdeki ton algısı var veya resimdeki altın oran kuramları var. Fotoğrafta da bunları uyguluyoruz fakat fotoğrafı sanat olarak değerlendirmek biraz zor gibi geliyor bana. Ya okuduğum bir kitapta fotoğraf için şöyle bir şey söylüyordu. Bu hani dikdörtgen ya da kare nasıl tanımlarsanız sizin bir tablonuz aslında ve fotoğraf çekerken bu tabloyu nasıl dolduracağınız size bağlı diye bir şey söylüyordu. Doğru. Yani böyle düşünecek olursak. Peki sen genel anlamda fotoğraf çekiyorsun ve bunu neye dayalı olarak çekiyorsun? Yani neden fotoğraf çekiyorsun? Evet, ben daha çok ya şimdi bence insanlar birçok farklı sebepten dolayı fotoğraf çekiyor. İşte Dora abiden bahsettik. O belgesel fotoğrafçılığıyla uğraşıyor mesela. Abi diyorum çünkü orada hani festivalde tanıştığımızda çok bizimle ilgili davrandı, konuştu, güzel sohbetler ettik. O yüzden artık benim için bir abi gözüyle bakıyorum ben Dora Bey'e. O yüzden abi dedim. Kendisine çok selamlar buradan. Yani belgesel fotoğrafçılığı onun dışında işte hani insanların ya şurada bir çiçek varmış çok güzel gözüküyor deyip onu çekmesi ya birçok farklı sebep ya da o bahsettiğimiz güzel anılarımızın olduğu bir günden güzel bir şey yaşadığımız günden bir şeyler çekmek gibi birçok sebebi var ama ben daha çok insanlar ilgimi çekiyor aslında doğa ile ilgili de çektiğim birçok fotoğraf var ama sokakta yürüyen insanlar mesela en son otobüs terminalinde insanları çekmiştim. Bir yere yolculuk etmeleri hep dikkatimi çekiyor, ilgimi çekmiştir. O tarz insanları, bir yerden bir yere giden insanları ya da başka bir ülkedeyken orada nasıl yaşadıklarını merak edip onları da biraz çekiyorum aslında. Ben böyle bir düşünceyle fotoğraf çekiyorum. Aslında burada şu da var. Bu senin nasıl bir dürtü olduğunu ben aslında sorguladığım nokta o. Karşında bir kadraj var. Evet insanları çekiyorsun. Ama orada senin makineni kaldırıp deklanşöre bastığın dürtü nedir? Yani o tam nedir? Tam dibine konunun inmek istedin anladığım kadarıyla. Yani orada dediğim gibi bilmiyorum ne kadar açıklayabilirim ama yani orada o işte gördüğüm insanın belki bir yüz ifadesi, belki o anki telaşı, hani bir eğer otobüs durağından ya da bir havaalanında uçak bekliyorsa diyelim. Oradaki o telaşı, o yüzündeki acaba uçağım kalktı mı ya da otobüs ne zaman gelecek düşüncesi belki o yüz ifadesi olabilir İlker. Harika. Şöyle diyebiliriz son olarak. İnsan ölümlü olduğunu bilen tek canlı ve bu kısa bir zaman diliminde yani yaşı doğduğundan ölümüne kadar olan zaman diliminde hep olumlu mesajlar bırakmak istiyor geçmişine. Ya bundan sonraki bir sonraki kuşağa aktaracak olan mesajlar bence daima pozitif olmak zorunda. Yani kimse ölümü hatırlamak istemiyor. Yani ölüm zaten bambaşka bir program konusu. O fotoğraflardaki memento mori kavramı falan inanılmaz. Onlar da derin konular. Fakat burada klasik insandan bahsedersek, klasik olarak bahsettiğim cep telefonuyla fotoğraflarını kaydeden de ya da bir makine yardımıyla kaydeden de ikisi de pozitif mesajlar bırakmak istiyor geleceğe. Bu Evet. nedenle de fotoğraflarında daima iyiyi savunuyorlar. Yani aslında hayatın kötü noktalarının da olduğunu biliyoruz ama hayata hiçbir zaman pesimist bir açıdan bakamıyoruz.
Her zaman güzel anılar, güzel şeyler bırakmak istiyoruz. Aslında bununla ilgili şu an hatırladığım bir konu var. Bir kavram var. Kavramın adı kitsch. Almancadan geliyor. Ve kitsch kavramı belki podcast'te biraz sıkıntı yaratır bilmiyorum ama herkes tuvalete gider. Herkes bir şekilde dışkılar. Ama dünyadaki hiçbir insan dışkının varlığını kabul etmez. Hata hep şöyledir. İşte birini düşünürsün, bir sanatçıdır ya da bir kız arkadaşındır. Acaba dışkılıyor mudur diye insan düşünür. Fakat bu gerçekliği bir şekilde örtbas eder. Fotoğraf da böyledir. Eğer sen bir gün o gerçekliği insana verirsen, bu genel kamuoyunda bir tiksinme, bir iğrenme durumuna dönüşür. Bence kitsch kavramı da bizim ilerleyen konularımızda değineceğimiz bir kavram olsun diyorum. Ve böylece yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese dinlediği için çok teşekkürler ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşürüz.